19 yaşındaki Michael Kazım Groneman Almanya'da doğdu. Çocuk bakım evinde büyüdü, sonra evlatlık verildi. Babasını hiç görmedi, şimdi ona kavuşacağı günü bekliyor. Michael Kazım Groneman'ın babasını aradığı Türk makamlarına başvurmasıyla ortaya çıktı. Groneman hiç görmediği babasının Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Kasım diri olduğunu söyledi. Haber gazetelerde yayımlanınca baba Kasım ortaya çıktı. Michael Kazım benim oğlum dedi. Almanya Midyat hattındaki hasret hikayesi 31 yıl öncesine dayanıyor. 1979 yılında Almanya'ya giden Midyatlı Kasım Diri, Sırp asıllı Ankika Dimovic ile evlendi. Türkçe bilmeyen baba başına gelenleri Kürtçe anlattı. 1979 yılında turist olarak Almanya'ya gittim. Dönercide çalışıyordum. Çalıştığım iş yerinde Sırp asıllı Ankika Dimovic ile 1985 yılında birlikte yaşamaya başladım. Dimovic'den 1991 yılında Kazım ismini verdiği bir oğlum oldu. Kız arkadaşım Duldu ve birkaç çocuğu vardı. Ankika Kazım'a bakmak istemedi. Onu bakım evine vermek istedi. Ben de bu durumu kabul etmedim ve çocuğumu yanıma almak istedim. Daha sonra işlediğim cinayet yüzünden cezaevine girdim. 11 yıl cezaevinde kaldım. Bu sürede çocuğum benden alındı ve bakım evine verildi. Baba cinayeti annesinin Kazım'ı bebek mafyasına satmak istemesi üzerine işlediğini söyledi. Anne Ankika Dimovic'in Kazım'ı satmak için anlaştığı mafya üyeleriyle kavga ettiğini, onlardan birini öldürdüğünü anlattı. Cezaevinde çocuğunun fotoğraflarının kendisine geldiğini anlatan Kasım Diri, cezaevinden çıkınca sınır dışı edildiğini ve çocuğundan bir daha haber alamadığını ifade etti. Bugüne kadar gülmedim ama şimdi içim bayram ediyor, gözlerim gülüyor. Almanya'dan sınır dışı edildiğinden dolayı benim elim kolum bağlıydı. Ne yapacağımı, çocuğuma nasıl ulaşacağımı bilemiyordum. 19 yıl sonra da olsa çocuğuma sımsıkı sarılmak istiyorum. Evli ve 4 çocuk babası Kasım 19 yıl sonra haber aldığı oğluna kavuşacağı günü bekliyor.